Son günlerde hükümetimize, devletimize, Türkiye'ye yönelik saldırılar nedeniyle biliyorsunuz Pensilvanya'daki zatın maskesini düşürmeye başladı. Birileri çıkıyor, başbakan ilme ve alimlere ağır sözler söylüyor diyorlar. Kardeşlerim, bizim ilme hürmetimiz bellidir. Bizim alime hürmetimiz bellidir. İşte şu bastırdığımız eserler bile tek başına bizim bu konudaki hassasiyetimizin ispatıdır. Alim sadece bilen değildir. Alim kendisini bilen kişidir. Alim hırslarını yenen kişidir. Alim vatanını, ülkesini, milletini seven kişidir. Hem holding patronu olacaksın, hem büyük paraları idare edeceksin, hem ülkende fitne, kaos çıkarmak için gayret edeceksin, hem de alimim diyeceksin. Diyorum Allah aşkına, alimin bu işlerle ne alakası var ya? Alim öğrenci yetiştirir. Alim eser yazar. Sen bunlarla uğraş. Tehditlerle, şantajlarla iş göreceksin, hak yiyeceksin, zulmedeceksin, ananaslarla, tesbihlerle iş göreceksin, hem de alimim diyeceksin. Soruyorum, Allah aşkına insanların mahrem telefon görüşmelerini dinleyeceksin, bunları kaydedeceksin, bunları iftira için, şantaj için kullanacaksın, hatta daha da ileriye gidip insanların yatak odalarını gözetleyecek, onları kaydedecek, şantaj yapacaksın, ondan sonra da ben alimim diyecek. Soruyorum, tarihte böyle bir alim var mı? Gördünüz mü? Duydunuz mu? Tarihte kendi ülkesine ihanet eden, kendi ülkesini karıştıran, kendi ülkesinde fitne çıkaran alim gördünüz mü? Tarihte hiçbir sebep yokken kendi ülkesinden kaçan, hiçbir sebep yokken ülkesine dönmeyen, uzaktan ülkesine kötülük yapan alim gördünüz mü? Göremezsiniz. Ne diyor merhum Said Nursi? Bunun Said Nursi ile de alakası yok ha. Pensilvanya'daki zatın Said Nursi ile de alakası yok. Hayatında onu bir kere görmüş değil. Bunu da bilmenizi istiyorum. Ne diyor Said Nursi? Baki hakikatler fani şahsiyetler üzerine bina edilmez. Din hiçbir şahsi, uhrevi, dünyevi, maddi ve manevi bir şeye alet edilemez. İşte ben aziz milletimden, özellikle de bu paralel yapının mensubu halis niyetli, samimi niyetli, ihlaslı kardeşlerimden bunu görmelerini rica ediyorum. Başbakanın görüşmelerini kayda alanlardan Allah aşkına alim olur mu? Bir başbakanın bakanlarıyla, cumhurbaşkanıyla, genelkurmayla yaptığı görüşmeleri kayda alanlardan soruyorum. Alim olur? Ben bunların inancından da şüphe ediyorum. Çünkü bunu yapamaz. Benim dinim böyle bir şeye müsaade etmiyor. Benim dinimde böyle bir şey yok. İnsanların mahrem görüşmelerini dinleyerek, devletlerin sırlarını kaydederek, ülkede fitne çıkararak vaki hakikatlere ulaşmanın mümkün olmadığını görmelerini istiyorum. Bu din bizim dinimiz. İslam dini azizdir. Ama bunlar insanlar yara alır. Duygular yara alır. Nesiller yara alır. Gerçekten alimler, gerçek alimler bundan yara alır. Baki hakikatlerin peşinden koşan hizmetler ve hizmetkarlar bundan yara alır. Yardımlaşma duygusu bundan yara alır. Gerçek cemaatler gerçekten hak için, yardım için, insan yetiştirmek için çırpınan cemaatler bundan yara alır. Gerçek alimlerin, gerçekten hak için hizmet edenlerin işte bu yanlış kişilerle aralarına mesafe koymaları tarihi bir sorumluluktur. Derdi yardımlaşma olan, paylaşma olan, mazlumlara yardım olan, samimi yapıların işte bu holdinge dönüşmüş, kirli ilişkilere batmış, kirli işler yapanlarla
aralarına mesafe koymaları insani ve vicdani bir sorumluluktur. Özellikle de samimi, ihlaslı, temiz niyetli kardeşlerimin bu kirli emelleri olan yapılarla aralarına mesafe koymaları hayati derecede önemli. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Said Nursi tarafından yazılan Gençlik Rehberi adlı kitabın dağıtımının yasak edilmesi ve elde edileceklerinin de toplandırılması Bakanlar Kurulu'nun 15 Temmuz 1948 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. İmza Cumhurbaşkanı İsmet İnönü. Kastamonu vilayet merkezine yerleştirilmiş olan Bediüzzaman Said-i Kürdi'nin Afyon vilayetinin Emirdağ kazasına nakli icra vekilleri heyetince 9 Ağustos 1944 tarihinde kabul olunmuştur. İmza İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı. Değerli kardeşlerim, işte bu Pensilvanya'daki zat şimdi bu CHP'ye beraber hareket ediyor. Kılıçdaroğlu be, siz busunuz ya. Siz bu milletin kutsallarına, bu ülkede hayat hakkı tanımadınız ya. Şu anda artık açık açık ne diyor Pensilvanya? Ablaları kapı kapı dolaştırıyor. Abileri dolaştırıyor. SMS'ler çekiliyor. Oyunuzu AK Parti'ye değil CHP'ye verin, MHP'ye verin, BDP'ye verin diye telkin yapıyor. Fakat bu CHP Genel Başkanı'nda yüz olsa bu Pensilvanya ile zaten hareket etmemesi lazım. Bu Pensilvanya'daki zat da Said Nursi'ye zerre kadar vefa olsa işte o da bu CHP ile ortak hareket edemez. Ne diyorlar? Arabanın sağ tekeri bozulduysa sol tekerle devam ediyor. Ondan sonra ne olur? Şarampole yuvarlanır gidersin. Onun temelini atmaya geldiğim gün yoğun bir kar var. Öyle bir karlı günde oranın temelini attım. Ve diyorlardı ki burası bitmez. Ben de demiştim ki biz burayı bitireceğiz.